Merhaba arkadaşlar. Size bugün LG K10'un flash dump'u nasıl yazıldığını göstereceğim. Z3X JTAG'dan. Bunlarda bu flash 16 GB çok bozuluyor. Genelde çok geliyor. Öncelikle programımızı açalım. Cihazın pin altları şunlar. Bağlantı bu şekilde. Hani görebiliyorsunuz böyle telle bağlı. Telle bağlı. Trafik biraz karışık normal. Şöyle geriye alalım. Gözüküyor. Şimdi burada direkt bir herhangi bir model seçemiyorsun. Yani bu Wright Wonder modelde burada eğer şey sağlamsa hafıza yani MMC sağlamsa burada direkt komple flash'ı seçip yükleyebilirsiniz. Wright by Wonder kısmında. Wright by Wonder'da da sağlam cihazdan full flash'ı çekebilirsiniz. Ama şimdi bizde MMC bozuk olduğu için halle bu ikisi bizim işimize yaramıyor. Yani MMC bozukken full flash çekseniz de yükleseniz de cihaz açmayacaktır, çalışmayacaktır. Şimdi biz MMC programlayacağız öncelikle. Voltaj kısmını 2,8 volta alıyoruz. Ben Windows 10 kullandığım için 27 MHz kullanacağım. Siz eğer Windows 7 ya da Windows XP ise 1,8 voltu kullanmanız gerekiyor. 3 MHz ya da 7 MHz de cihazınızı görür. Yani Windows yükselttikçe MHz'i de yükseliyor. O yüzden hafıza kartı yani şeyi okumuyor MMC. Hafıza kartı diyorum çünkü hafıza kartı gibi düşünebilirsiniz. Cihazı önce bir okutalım. Görüldüğü gibi cihazı okudu. Ama flash kısmını okuyamıyor yani flash'ı göremiyor. Yani daha doğrusu flash'ı Samsung MMC olarak görüyor ama backup'larını falan görmüyor. Ama flash'ın blokları sağlam görüldüğü gibi. Önce Advanced Setting kısmına geliyoruz. Bu arada bu cihazın işlemcisi MTK yani. Burada herhangi bir şey seçmenize gerek yok. Advanced Setting kısmına geliyoruz. Burada önce Factory Reset diyoruz. MMC'ye. Bu MMC'nin Exit C'de yani nasıl söyleyeyim size Flash'ın adını soyadını hafıza alıyor. Yani ne programlandığını alıyor. Şurada görüldüğü gibi MMC exit diyor. Eğer hani bunu neden alıyor? Çünkü eğer bir flash'a yazmazsa, yeni bir flash takarsan bunu geri yazmanız lazım. Bunu yazmadan flash'ı yükleyemezsiniz. Factory Reset gördüğü backup'ı aldı. Factory formatı seçelim. Buna full dump yükleyeceğiz. Dump 16 GB.
Yaklaşık 7-8 saat sürüyor. Hızlı yazmıyor. Görüldüğü gibi onu da işlem yaptı. Universal Factory de yapalım. Adettendir. Onu da yaptık. Şimdi öncelikle biz kısa partitionları yazalım. Kısa ROM 2'yi yazıyoruz önce. Şuradan ROM 2'yi seçelim. ROM 2. Write diyelim. Kısa sürecektir. En yüksek ROM 1 o 16 GB. Yani 14 GB yazacağım. 7-8 saat sürüyor. Geç yazıyorum. ROM 2 yazdı görüldüğü gibi. Şimdi şunu silelim. ROM 3'ü yazalım. Şuradan ROM 3'ü seçeyim. ROM 3. Altı GB'ı seçtikten sonra yükledikten sonra cihaz genelde açmıyor. Download'a giriyor. Download'da Türkçe flash yüklesin. Bu içindeki Rusya flash. ROM 3'ü de yazdı. Şimdi ROM 1'i seçiyorum. Daha doğrusu bir dakika X şeyi de seçelim. Şunu da yazalım. Masa üstü. Kısmından görüyor 14 GB'ı seçiyorum. Ve yazdırıyoruz. O altta zaten şu alt kısmında yazıyor. 12 saat, 10 saat, 9 saat, 5 saat, 3 saat düşecek şimdi. Ama 3-4 saat garanti yazıyor.